Neslihan Yargıcı'nın özel koleksiyonu var bir mağazada. Oraya gidiyorum. Bak ben sen. Ben özel, onun davetlisi olarak gidiyorum. Gel bakalım. Ay. Duydun mu? Duydunuz değil mi? Ayşegül. Genellikle açık tonlar kullanıyor gideceğin modacı. Ben seni şey buldum ya, bunu söyleyebiliyor muyuz? Yargıcı, pardon. Ay, evet doğru, yanlış oldum. O değil, yanlış oldu şu an. Her doğru her yerde söylenmez de söylemesen. Ama ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Sen şu an ne olmuşsun biliyor musun? Kostüm partisinde kadın polis diyebiliyor muyum Öykü Hanım? Diyebilirsin. Ha, tamam. Kadın bir polis gibi olmuşsun bana göre. Şapkan kendi başına güzel ama yani öyle bir kombin geliyor bana. Bir de Çiğdem, senin de boyun bizden çok farklı değil. Böyle bir ayakkabıyla kesmeye hakkın olduğunu düşünmüyorum. Bir de Allah aşkına öyle bir yere gidiyorsun. O çanta ne alaka? Zaten çanta kendi başına model olarak güzel değil ama hani böyle bir şey yarattın, tamam hani kostümün içine de girdin diyelim de o ne alaka? Ben onu anlamadım. Ayakkabın güzel ama sen giymemelisin bu ayakkabıyı. Daha uzun boylu biri giymeli. Daha uzun boylu mu? Evet, çünkü sen de uzun boylu değilsin. Senin de boyunu kesmeye hakkın olduğunu düşünmüyorum. Bu hak hukuk meselesini Allah aşkına. Giyiyorum, ben kesemiyorsam yani? Sen de kesemezsin. Bu hakkın yok lafına çok gıcık oluyorum ben ya. Sanki hayat memat meselesi, hakkın yok. Burada öyle tabii. Burada hayat memat meselesi. Hayat memat meselesi, hakkın yok, onu yapmaya hakkın yok. Siz de söylüyorsunuz yani. Arkadaşlar. Hak haksa giydim. Sen bacağını kaldırarak öyle giydim yapmana gerek yok yani. Sen bunu yapıyorsun ya. Artık yapmıyorum, uyarıldım ben ama. Ben de bunu yapabiliyorum yani. Ben sadece sana yorumumu söyledim. Öyle ayak kaldırma, bacak atma hareketleri yapmana gerek yok. Ayakkabımı göstermek için arkaya mı kaldırsaydım? Ben baktığımda önde da ayakkabının önde ayakkabı benim gözlerimde problem yok. Gayet limon falan da sıkıyorum arada daha iyi görmek için. Ama şu an sana bakıyorum zaten net görüyorum. Kaldırmana gerek yok. Daha kısa değilsin yani, merak etme. Ne demek istedin? Anlamadım gerçekten. Uzun boylu uzun topuk mu giymeli? Ben kısa boyluyum, uzun topuk olmamış mı? Onu mu demek istedin? Yok, bileğine kadar geliyor ya hayatım. Hani kesiyor deyince ne anlıyoruz? Biraz dolaştırarak söyledi. Topuktan da bahsetti ama, platformlu gibi. Ayakkabın çok güzel ve çorapla çok güzel olmuş. Ama bence senin ceketle birlikte boyunu kesmiş dedim. Anladın mı Çiğdem? Anladım. Hı. Sen söyleyince anlıyoruz hepimiz. Gülşah. Ben de öyle ayakkabı normalde sevmem, o kadar ince bileklerim var ki hiç kötü durmamış, hiç de kesmemiş, gayet de kaldırmış seni aksine. Yani ben o ayakkabının o file çoraptaki duruşunu, bir de leke yapmışsın çorapla, bütün durmuş. Beğendim, farklı çantandan ve boynundaki biraz bana zorlama geldi birazcık çünkü şapka gözlük. Ama genel olarak farklı ve güzel, güzel geldi, beğendim. Özden. Eğer hafta sonu böyle galalarda ikonlar konseptimiz olursa Çiğdem Çelik olacağım. Kimse olmasın kızlar. Taktılar gene bana bu arada. Gene bir şeyler yayınlanmış. Ne İlginç. Olmuş? Seninle ilgili bir şey mi var gene? Neler yok ki her gün. Ne yaptınız? Bizim bir grubumuz var. Gece 3'lere kadar benimle ilgili bir sosyal şeyler. Sosyal medyada mı? Yok yok. Kendi aranızda. Hepimizin arasında anlaştığımız, tamam, yazıştığımız. Yani dışarıya sızmadı yani bu. Sızdı, sızmaz mı? Kızlar ne yani yapıyorsunuz? Yani yatıp kalkıp Çiğdem ilgili ne yapabiliriz deler. Bu sefer ne yaptınız? Ya bir tane karikatür vardı. Ona... Ben de çok güldüm. Ailem de çok güldü. Yani hoş bir şey yapmış. Güzel olmuş. İkisi Çiğdem böyle duvar dibinde oturmuş. Bak anlatayım. Duvar dibinde oturmuş. Böyle serseri var ya ama böyle tatlı oturmuşlar. Ben de göbekli bir şey geçiyorum oradan. Ne haber gençler diyorum. Onlar da ooo tarzsın diyor. Nihal sen ne diyordun? Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Kahveye gidiyorum yazmış. Böyle anlatınca hiç gülemedik tabii. Ben anlatsaydım gülmüştüm. Instagram'ımızda var aslında, yansıyabilir komik bayağı. Ya her gün sizin bana capslerinizi koysunlar buraya. İşte peki, benim onun için buradayım ben. Caps yapın diye. Tamam, hoşuna gitmiş neyse ki. Evet. Tartışma çıkmadığına Çiğden göre. Çiğdem mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Karikatürün orijinal sahibini de belirt. Sevgiler kim olduğunu bilmiyorum. Bunlara bakıp yaparsak tabii, onu da söylersek iyi olur. Şeref Efendiler diye görüyorum ben. Bize böyle katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yaratıcı yarışmacılarımız sayesinde gerçekten başka bir lezzet alıyoruz. Mizah festivaline çevirdik burayı. Tabii tabii, bekliyoruz. Ya sürekli böyle aynı şeyleri giyiyormuşsun gibi geliyor. Yani aynı sürekli şey. Üstünde uzun bir şey, onun renkleri değişiyor, belki kalıbı değişiyor ama aynı şey.
Ayrıca ne bileyim, sen geçen sezon hiç böyle giyinmiyordun. Bu sezon taktın bir buna. Bir de gözlük sponsoru bulmuşsun hayırlısıyla. Gözlük her sponsoru bir gözlük bulmadım. Kondurur. Benim arkadaşım 10 yıldan beri aynı gözlükleri. İsim vermeyelim. Arkadaşımdan alıyorum gözlüklerimi. 10 yıldır da giderim ondan alırım. İşte sponsor öncesi hiç gözlük kullanmıyordun. Sponsor değil canım. 10 yıldır aynı yerden gözlük alıyorum. Tamam, her seferinde gözümüze sokmazsan çok güzel gözlüklerim. Kıskandın mı Nihal? Çok. Yani her kombininde gözlük kullanmak zorunda değilsin. Arada kullanabilirsin böyle. Bu hafta bir tane gözlüğüm var. Bunu bugün kullanmak istedim. Daha yeni başladık. Yani kaç gündür? 5 gündür veriyor herhalde. 5 gündür gözlükle geliyorsun buraya. 3. gözlüğüm bu, kusura bakma. Bu hafta bir tane gözlüğüm var. Bunu kullandım. Bu hafta başka da gözlüğüm yok. Neyse. Yani gözün üstünde kaşın var senin bu yorumunda şu anda. Onun dışında dansçılarım için bir kostüm düşünüyordum. Ha, bunu mu buldun? Evet, bula bula. Böyle çok bir beğendin şeydi. Demek ki kostümünü hani uygun görüyorsun, evet, yani o zaman. Üniformaya benziyor. Yabancı gardiyanların üniformasına benziyor ve sana yakışmamış. Çünkü onlar böyle daha iyi kadınlar falan oluyor ya, sana olmamış bence. Sen beni çok seviyorsun ve çok beğeniyorsun. Ben seni her zaten çok seviyorum. Şey ama seni beğendiğim her konusunda şey arada beğeniyorum, arada beğenmiyorum. Ama çok seviyorum. Anlamadım. Özden gerçekten. Sen tamamlamış mıydın? Tamamlamıştım. Peki. Ezgi. Yani şimdi Nihal'e bir konuda katılacağım. Çünkü gerçekten sen bu kısa şort, içine bir şey veya içine... Tarz bir... o zaman, tarzım böyle demek ki. Ama yani bu bir tarz olmuyor yani. Bu bazı şeylerin tekrar... Yakışıyor mu? Yakışıyor. Ben bol giymeyi sevmiyorum. Mesela az önce Nihal bir laf etti. Hep dar giyinmek istemiyorum. Dar giyinenlere de laf ediyorum dedi. O dediği kişi ben oluyorum burada. Dar giyinenlere laf ediyorum demedim, lafı çarpma. Ben sürekli bol şeyler vücut sevmiyorum. Hatlarımız belli olmak zorunda değil. Salaş kullanılabilen şeyler sevmiyorum de var. Sevmiyor olabilirsin de sürekli üstüne o uzun şeyi giyiyorsun ama. Tamam, o bir kez okey, artık aynı benzer şeylerini ben kullanmak zorunda değilsin. Ben aynı şeyler giydiğimi düşünmüyorum. Aynı şeyler. Bir ara şeye takmıştın, gömlek eteğe takmıştın. Şimdi de buna takmıştın. Değiştirdim işte, bak başka boyuta geçtim şort, demek uzun ki. Ezgi. Yani, yakışıyor mu? Yakışıyor. Evet, şapka gözlük de çok yakışmış. Çantayı beğenmedim. Ama hani... Bana da diyorlar ya, ben bazen bazı şeyleri tekrar yaptığımda hani biraz daha farklı şeyler, mesela kot pantolon giydin mi hiç bilmiyorum. Onu da giyeceğim, o da var. Hani böyle farklı farklı bir şeyler artık görmek istiyorum. Evet, istek ben kendi yapılmaya adıma başlandı demek ki. O zaman sende de bir daha somon renkleri görmeyelim. Renk? Somon renkleri, o renkler. Ama renkle giyim tarzın... Ama sen ben sürekli... seni düşündüğüm zaman hep aklıma somon o renk geliyor yani. Yavru ağız, o tonlar. Başka tonda pek görmedim senin üzerinde. Şimdi renklerle, yani ben de seni hep siyah görüyorum. Ben hep siyah bak, görüyorum, hep bak, siyah öyle söylediğin görüyorum zaman ben de onu o şekilde söylüyorum. Hayır, yani ama demek ki bir insanın farklı bir tarzı var, onun üzerinden gidiyor. Ama bu tarz gidiyor değil yani, sadece kısa şort. Ben senin kaçtır sürekli siyah kısa şortunu görüyorum Çiğdem. Yakışıyor mu? Yakışıyor. Ama yani aynı şeyin etrafında döndüğün için söylüyorum. Tamam, bu eleştiriyi yapmadım, kabul et o zaman. Sen de beni hep yavru ağzı görmeye devam et. Yok, gına geldi, görmeyeyim. Ezgi, son yorum alalım. Ben çantanı gerçekten yani bu kombininle çok alakasız buldum. Hani üzerine o şeyi giyiyorsan, o çantayı ya da o şapkayı takıyorsan, o çanta yani ne alaka? Ayakkabılarını çok beğendim ama ben daha kapalı bir ayakkabı olmak 35 istiyorum. Numara giyiyorum. Sezon bitti. Sezon değişimi, ayakkabı yok. Yok ya, yani. Ya her türlü bahaneler var tabii ki ama hani benim görmek istediğim yani daha böyle hani öyle güzel durabilecek kapalı bir ayakkabı olsa daha güzel olurmuş. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Çiğdem Çelik, ayakkabı 150 lira, ceket 106 lira, çanta 70 lira, gözlük 1370 lira, şapka 120 lira. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum, siz de hoş nasılsın geldiniz. Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Teşekkürler. Şimdi 80'li yılların sonu ve 90'lı yıllar, Türkiye'de siyahların modacısı dediğimiz bir modacı vardı. Ve tüm defilelerini de yurt dışında da yurt içinde de ben yapıyordum. Genelde gözlük bu tarz bereyle ortaya çıkardı defilelerde. Defilelerde tüm mankenleri aynı isterdi. Neslihan Yargıcı.
biliyorsunuzdur. Ben de onun şeyine gidiyorum zaten. Neyine gidiyorsun Neslihan? Onun konseptindeyim zaten. Mağazada bir tasarım yapmış, evet. Ben de oraya gidiyordum. Ama Neslihan seni böyle gördüğü zaman bu saçlar olmamışlardı. Saçları şuraya kadar bir siyah peruk takabilirdin. Çünkü bu tarz bereler buraya kadar bir peruk taktığın zaman saçlarla çok daha güzel duruyor. Bir de onun gözlükleri daha farklıydı Neslihan. Kıyafet tamam, ben ayakkabıyı da uydurdum. Çünkü defilelerde de hep bu tarz kullanılırdı. Hatta şu anda karşımda o dönemin bir mankeni vardı. Eskiler hatırlar, Canan Mutluer. Bir anda seni ona benzettim Canan'a. O defilede de aynı bu şekilde ama saçları bana göre olmamış. Çanta yanlış. Bu kıyafette, kıyafet güzel, ben beğendim. Niye daha kısa olsaymış? Ayakkabıları da uydurdum. Ama gözlüğün eğer onun davetine gidip kendini onunla aynı göstermek istiyorsan gözlüğün farklı olmalıydı. İncelersen, araştırırsan ne demek istediğimi göreceksin. Çanta hayır. Kötü müsün? Hayır. Hele sevgili Neslihan'a da buradan sevgilerimi yolluyorum. 7. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Neslihan'cığım. Çok da severim Neslihan'cığımı. Ben de. Buradan çok sevgiler. Yıl 1985. Onun giysileri, incileri hep satılırdı birçok mağazada. Ben de almıştım o incilerinden. Şahane incileri vardı. Böyle iri iri strazlarla karışık. Çekik gözlükleri. Hatta içeride benim bir gözlüğüm var. İncecik, çekik. Mesela öyle gözlükler takardı. Çok beğendim seni. Harikasın. Yani hakikaten harikasın. Evet, üstündekinin boyu böyle bir 4 santim daha kısa belki olabilirdi. Çünkü üst bedenin çok dar kalmış. Yani biraz, o kadar da değil. Kusur arıyorum, bakayım ne kusur var diye. Tabii ki Neslihan Yargıcı'nın aynısı olmamasın ama ilk bakışta biz buraya oturduk Kemal'le, hemen anladık Neslihan Yargıcı konseptin olduğunu. O buraya da onu takman o kadar enteresan olmuş ki. Şurası var ya işte, o kadar artist ki. Bravo, seni tebrik ediyorum. Çok beğendim ama seni. Teşekkür ederim. Ay, ne not versem acaba sana? Çok etkilendim. Gerçekten. Teşekkürler. Aa. Ya heyecan. O ses tonu neydi öyle? Bağır mıyım dedim. O neydi o ses tonu? Sevinci içinde patladı. Aynen öyle oldu. Ben o bombanın sesini duymak isterim. Sessiz bombayı ne yapayım ben? O daha volkan gibi. Bir daha yeniden yapıyorum. Ay, yapmayın Nur Hanım, utanırım şimdi. Bir dakika şimdi. Yeniden. Evet, veriyorum. Audition. Ya. Teşekkür ederim Nur Hanım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hoş geldin Çiğdem. Hoş buldum Kemal Bey. Gıybet grubunuz mu var? Bıktım onların mesajlarından. Gece 3'e kadar uyumuyorlar. Çok, ben disiplinim, 11'de yatıyorum. Çok eğleniyorsunuz. Sen de eğleniyorsun, farkındayım. Artık hoşuma gidiyor bazı halleri. Evet, yani eğlenmek zaten... Böylesi daha iyi. Daha iyi. Onların sinirini boz biraz. Eğlenerek. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Neslihan Yargıcı üzerinden değerlendirmiyorum seni. Evet, sen onunla ilgili bir yere gidiyorsun diye bir ona bir gönderme yapmışsın. Onunla ilgili olsun, olmasın. Nereye gidiyorsan git, ister marjinal arkadaşlarınla dışarı çık, ister alternatif müzik yapan diğer arkadaşlarınla çılgınlar gibi müzik yap, hiç fark etmez. Çok teşekkür ederim. Bu 9 demek yani, 9. Çok teşekkür ederim. Cimri olduğunuz bir günde aldım bir de bunu. Üstüne üstlük düşün. Evet, çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ olun. Ben de beğendim ama ayakkabı ve çantadan hariç. Çünkü... Şapka, o taşlı, gözlükler, elbiseye kadar her şey çok klas ve modern duruyor. Görünüyor. O ayakkabı, o tokaları, o pencereler, o çanta yok etmiş. Aşağıya çekiyor bu tarzını, bu kombini.
Keşke sweat, butiler ya da çizmeler giyseydin bunun altında. Daha klas, daha tam o bu tarzı tamamen alabilirsin ama şapkanın şeyini bu kısım inanılmaz güzel görünüyor. Oh. Çok güzel görünüyorsun. Ve elbise de güzel. Artık sadece gözlükleri de para harcıyorsun. Gözlükleri ben için yıllardır çok seviyorum. Arkadaşımdan alıyorum hep. O da bana güzel indirimler yapıyor. Çok yakıştı yapıyor sana. Sağ ol. Ucuz verecek değil mi? Tabii ki sizi çok istiyor zaten. Siz gözlük sponsorum yok diyorsunuz ya. O duymuş. Ben Nur Hanım'a, İvan Hanım'a, jürilerime gönderirim dedi. Canım sponsorlar çok da ben istemiyorum. Peki. %50 ile alıyorum. İvana'dan. Çiğdemciğim sen 10 bin lirayı biliyorsun. Kenara aldım, koydum, biriktirdim. Hı-hı. Şimdi konu araba olunca senden ne bekleyebiliriz? Burada en çok arabayı isteyen benim ve bu hafta çok iddialı olmak istiyorum ve arabayı almak istiyorum. Arabayı alacağım diyorsun. Alacağım inşallah. Alır mı? Ben, Ezgi de var. Ben çok istiyorum. Herkes bir kere iddialı da hani ehliyetim var, olsa da olur, ehliyetim olmasa da olur. Ehliyetim var, olsa da olur değil, çok iyi olur. Araban olmasını yok, serviste istiyorum. Onlarla gitmek zorunda kalmayabilirsin mesela arabayı alırsan. Değil mi? Sonra o dedi, bu dedi. Konulardan uzak kalabilirsin ama. Evet, bu arabam yok şu anda ve çok istiyorum arabayı almayı. Peki, o zaman bol şans. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.